birkaç gün birkaç gün bitmiyor. Üf. Allah aşkına söylenip durma. Zaten canım burnumda. İyi günler. Af buyurun. Rahatsız ettim. Buyurun. Ne vardı? Reşo ağam. Kemal Bey'le alakalı bir hususta. Reşo ağa mı? Evet, şurada. Hemen iki adım. Ağam bilhassa istirham etti. Çok mühimdir dedi. Kemal Bey'le alakalı. Gelirse şeref verir dedi. Peki. Gidelim o zaman. Mehmet sen burada bekle, olur mu? Alo. Evet Mehmet, seni dinliyorum. Anlat. Af buyur ağa. Rahatsız ettim ama burada acayip işler dönüyor. Ne işi? Reşo'nun adamı Ökkeş var ya. Elif Hanım'ı Reşo Han'ın yanına götürdüm. Ne dedin ne? Vay namussuz vay. Tamam memur. Şimdi yerine dön. Elif denen kadın gelir gelmez de alıp buraya getir. Göstereceğim sana. Kimdi o? Ne olmuş Elif'e? Gidiş kötü Zeyno Ana. Avukatı çağırsak iyi olur. Gidelim. Zavallı Kemal ağa. Dağ gibi adam devrilip gitti. Başınız sağ olsun. Siz de sağ olun. Baba bu sözleşmeler... Aa! Cipteki abi. Gel Murat gel. Gel hele Murat. Elif Hanım'la tanışmıştın değil mi sen? Evet tanışmıştık. Merhaba. Merhaba. Özür dilerim. Kemal Bey'in eşiyim deyince... Öldüğünü biliyordunuz herhalde. Bütün Urfa biliyordu. Ama söyleyemedim işte. Anladım. Konumuza dönelim isterseniz. Size buraya kadar zahmet verdik Elif Hanım. Belki bilmezsiniz ama Reşo ağamız bu havalinin en büyük ağalarından... Ağalık mağalık mazi oldu. Adı kaldı o kadar. Bir rahmetli Kemal, bir de ayıptır söylemesi ben. Gerçi aramızda husumet vardı ama birbirimizi sayardık. Ben bunları duydum. Biz düşündük taşındık da dedik ki... Elif Hanım İstanbullardan kalkmış buralara gelmiş. Dul başına kala kalmış. Ne edecek Urfa'da? Ha kalmak isterseniz o ayrı mevzu. Başımızın üstünde yeriniz var. Yok düşünmüyorum. Aklın yolu bir. Konuş avukat. Uzun lafın kısası Elif Hanım. Kemal Bey'den size intikal eden topraklara talibiz. Eder neyse ödemeye hazırız tabii. Baba sırası mı şimdi? Elif Hanım'ın acısı daha çok taze. İyi ya işte. Bu acılı haliyle bir de ne edeceğim diye düşünmeyecek. Bakın ben aslında... Büyük topraklar Elif Hanım. Çok büyük. Çoğu ekili. Tabii bir de şirket hisseleri. Bana kalırsa Elif Hanım bunu düşünmek ister. Düşünecek bir şey yok. Topraklar, hisseler... Hepsine birden... $1 milyon. $1 milyon mu? Dolar. Bakın beyefendi. Her şey öyle ani oldu ki benim hiç düşünmeye... Belki zorlarsak 1,5 da diyebiliriz. Yok, bu istediklerinizin gerçek değeri hakkında bile benim hiçbir fikrim yok. Elif Hanım işini bili. O vakit pazarlıksa pazarlık. $2 milyon. Siz galiba beni anlamadınız. Ben satmayı düşünmüyorum. Ne demek düşünmüyorum? Satmayıp da ne edeceğim? Sizi hiç ilgilendirmez. Hele sen bir hede çıkarız biraz daha. Mesele para değil Reşo ağa. Peki neymiş mesele? Onu da siz anlamazsınız. Hadi yürüyün gidelim. Elif Hanım tamam, bir dakika. Tamam. Lütfen daha fazla ısrar etmeyin. İyi günler. Biliyordum işte. Adım gibi biliyordum. Bu kadın sağlam ayakkabı değil. Kadınlığı batsın. Reşo'dan başkasını bulamamış mı satacak? Eğer Reşo ya da başka biri Elif Hanım'ın hisselerini satın alırsa... ...azınlık haklarını kullanarak zaman içinde sizin hisseleri de eline geçirebilir. O zaman ölelim daha iyi. Söyle avukat. Çaresi nedir? Tek çare Elif Hanım'ı ikna etmek. İkna etmek. İkna etmek. Anne inanmıyorum sana ya, inanamıyorum. Nasıl reddedersin? Ya $2 milyon. İstesen daha da verecek. Üf be, paraya bak. Hayatımız kurtulacak ya, hayatımız. O parayla istediğimiz her şeyi yaparız. Bir kelime daha ederseniz alır başımı giderim, anladınız mı? Yeter artık ya, yeter. Hadi binin şuna.
Sen bu Reşo'yu tanırsın mutlaka. Kemal Bey'in anne tarafından akrabası olur. Çok zengin bir ağadır ama... Benim aklım ermez. Hanım ağam anlatır size. Tamam, hadi gidelim. Siz Reşo Ağa'nın yanındayken Cem ağam çağırmıştır. Fabrikaya gidiyoruz. İyi, tamam. Bukhari kendini bir sanayım. Oldukça kararlı. Bence satmayacak. O kararlıysa ben de yeminliyim. Ne yapabilirsin ki? Kadın kibarca tercihini kullandı. Satmak istemiyor, hepsi bu. Sen kimden yanasın ha? Elin karısının kibarlığından sana ne? Madem tanıyorsun karıyı, iki laf etseydin ya. Beni karıştırma baba. Alıcı olan sensin. De bırak soytarılığı, bırak. Aha, buraya yazayım. Elinde ne var ne yok alacağım. Kemal'den kalan donu bile alacağım. İster güzellikle. İster ne? İster neyse ne. Merhaba. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Evet, oldu. İyi. O zaman söyleyeyim de bilelim. Gizli kapaklı işler, tam sana göre. Hiç değilse utanmayı bilsen. Kendine gel Cemo. Ağzından çıkanı kulağın duysun senin. Didişmeyin. Otur yerine. Sen de geç otur. Oturun. Konuş avukat. Yasal haklarınız malum. Kemal Bey'in mirasçısı olarak mallarının dörtte biri. Biliyorum, ezberletme artık. Herkes bunu söylüyor. Malında gözümüz yoktur. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Hakkın neyse karşı duracak değiliz. Bizi asıl endişelendiren, eğer hissenizi Reşo Ağa'ya satarsanız... bu satış ailenin sonu demektir. Avukat, bir dakika. İlla satacağım dersen... bunun Reşo olması şart değildir. Başkasına da satılır. Kemal'in hiç mi hatırı yoktur sende? Geride kalmış yetimlerini düşünmez misin? Reşo aile anlaştınız mı? Aldı mı senden hisseleri? Boşuna dil döküyorsunuz. Bu iş çoktan bitmiş. Hiçbir şey satmadım ben Reşo Ağa'ya. Satmaya da niyetim yok. Satmamış mısın? Kimin malını kime satacağım ben? Benim mi ki bu topraklar? Bir damla terim mi aktı ki benim bu topraklara? Hak etmek nedir sizce? İnsan emek vermediği bir şeyi nasıl hak eder? Ben bunu nasıl düşünürüm? Benim o hakkı kendimde göreceğimi siz bana hiç sormadan nasıl düşünürsünüz? Ortada olan bir nikah defteri, bir de imza. Basit bir imza. Birkaç saniyede atarsın ve biter. Buna dayanarak, sadece buna dayanarak koskoca bir ömrün %25'ine talip olmak. Bu ben değilim. Efer beni. Gurbet yer.